Aa! Yengeç azdi be. Dur sana yardım edeceğim. Dur. Alo. Merhaba arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi 7-Eleven marketinde yemeğimizi yedik. Şimdi haritalardan baktım. Bir yer var. Toplam bir 7 kilometre. Bisikletimiz hazır. Müziğimizi açtık. Gideceğimiz yer, rotamızı. Dağlara biraz yaklaştık arkadaşlar. Tabi daha yolumuz uzun. Ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yolumuz güzel. Yollarımız dümdüz. Bu dağlara doğru gidiyoruz. Müziğimiz var. Şey çok güzel arkadaşlar. Ben çok zevk alıyorum. Şöyle dağımıza doğru giderken köyün içinde şöyle bir köy pazarı gördüm arkadaşlar. Öyle bana bakıyorlar. Bisikletimiz ufak ve müziğimiz var ya. Şöyle bir çekmek istedim arkadaşlar. Ben güzelmiş, beğendim. Biz yolumuza koyulalım arkadaşlar. Harita burayı gösteriyor arkadaşlar. Ormanın içine girdik. Dağ ve tepeye biraz yakınız arkadaşlar galiba. Oo, ne kadar güzel kokuyor. Oksijenin lezzetini akciğerimde hissediyorum arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Ya bakın orada inekler var. Belki de ineklerin kokusuydu arkadaşlar. Aa, geyik ne bunlar? Şöyle kap. Oğlum geyik ne arıyor orada? Aley, geyik. Ne yapıyorsunuz geyikler? Geyik muhabbeti mi yapıyorsunuz? Geyikler ne abi? Geyik arkadaşlar. Bakayım, aa şu boynuzlu. Demek ki buranın reisi sensin. Reis. Reis ne haber? Harem kurmuşsun. Bak hiçbirinin, aa bir tane daha boynuzlu var. Reis gel. Gel geyik gel. Bıcı. Gel bıcı. Gel. Gel bıcı. Şu daha yeni yürümeyi öğreniyor herhalde ya bu. Gel. Gel bıcı. Gel bıcı. Gel bıcı. Böyle. Ay. Bu tel örgü var burada. Gel. Bıcı. Öyle. Gel. Yemek vereceğim mi sana acaba? Dur şu boynunuzdan dokun. Gel. Gel hiç boynunuzu dokunmadım. Gel. Gel. Bıcı. Arkadaşlar şimdi dağlara çok daha yakınlaştık ya. Çok daha böyle güzel bir serinlik esmeye başladı arkadaşlar. Yola ilk çıktığımızda acayip sıcaktı. Güneş çok yakıcıydı bakın. Dağlar bulutları çekiyor biliyorsunuz. Ve burası çok daha serin. Buralar artık herhalde pirinç tarlası ya da mısır tarlası bilmiyorum da ben anlamam. Buralarda çiftçilik çok yaygın. Sonuçta köy burası. Acaba bunun içinde balıklar mı var? Evet, dağlara çok yaklaştık. Ve
Çok güzel esiyor arkadaşlar. Çok güzel esiyor. Şimdi dağa doğru çıktığımız için biraz yokuş var. Tabii pistiğimiz yokuşu biraz zorlanıyor. 1,5 kilometre yolumuz var. Ne bakıyorsun? Gel. Gel. Gel buraya. 1,5 kilometre yolumuz var şimdi. Bisikleti elimizde taşıyacağız. Marketten aldığımız bir tane enerji içeceği vardı. Bunu bir içelim arkadaşlar. Gel buraya. Sıcak ama olsun. Havayı da gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çok güzel. 5,5-6 kilometre geldik arkadaşlar, fakat nasıl geçtiğini, zamanın veya yolun nasıl geçtiğini hiç anlamadım bile. Çünkü gördüğünüz gibi çok güzel. Gireceğimiz yere çok az kaldı arkadaşlar. İnşallah o kadar yolu geldiğimize değer. Geldiğimize değmese dahi geldiğiniz yollar o kadar güzeldi ki ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bakın 500 metre kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bu yolu bisikletle gezmek bile muhteşem. Sanırım arabamızı buraya park etmek zorundayız. Sanırım 500 metre merdiven falan çıkacağız. Şurada bir el yüzü yıkama yeri var arkadaşlar. Önce oraya bir gidelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Ferahladım ya. Oh. Tabii önce yukarı çıkmadan önce bakın. Sanırım şuradan merdivenler falan var. Oraya gitmemiz lazım. Tabii burada bir dinlenelim arkadaşlar, bir 10 dakika. Bir mola verelim. Sonra o yukarıdaki resimlerde gördüğümüz bir mağara varmış galiba. Ne kadar büyük onu bilmiyorum. O mağaraya falan bir gidelim. Ay. Aa, göl de varmış burada. Güzel güzel, beğendim. Şimdi burada bu kulübe var. Büyük ihtimal keşiş abilerimizden biri kalıyor. İçerisi büyük kilitli, kapı kilitli. Şimdi hemen çıkıyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'den yola çıktık. 75 bin kilometre yol yaptık ve Tayland'ın bir köyüne, köyündeki dağın tepesine geldik arkadaşlar. O kadar emek verdik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.
Şimdi tekrar aşağı iniyoruz. Bir 350-400 metre. Evet, 350-400 metre. Bisikletimizi oraya park etmiştik. 350-400 metre yürüyeceğiz tekrar aşağı doğru. Yukarı çıkarken sağlı ve sollu evler görmüştüm. Budist abilerimizin kaldığı evler. Ve buradaki lambalara bakın, görüyor musunuz? Şuradaki lambanın üstünde güneş enerjisi var ufak. Bakın şurada var. Lambanın üzerinde güneş enerjisi var. Yani burada elektrik tesisatı yapmamışlar. Güneş enerjisinden alıyor lamba gücünü. Aşağıda da buraya inerken bir sürü böyle lambalar var ve üstüne güneş enerjisi koymuşlar. Burası zaten sürekli yaz olduğu için, güneş olduğu için çok mantıklı. Enerjiyi güneşten alıyor arkadaşlar, bedava. Şimdi aşağı iniyoruz. Bakın arkadaşlar. Sağlı ve sollu burada evler var. Çok güzel. Burada Budist rahip abilerimiz kalıyor. Sağlı ve sollu aşağıda bir sürü var. Biz yolumuza koyulalım. Bir 7 kilometre yolumuz var. Şimdi aşağı gideceğiz. Hop. Birazdan müziğimizi açarız. Müziğimizi açarız. Dinleye dinleye gideriz. Bay bay. Buradaki Budist sahibi arkadaşımız da temizlik yapıyordu burada. Gidişimiz biraz rahat olacak arkadaşlar. Ay. Ne güzel esiyor ya öyle. Ağaçlar. Oksijen good. Oksijen iyi yani. Tarlaları. Köpek bizi bekliyor. Oğlum sakın önüme atlama, vallahi duramam bak. Joe, sakın önüme atlama. Lan inşallah önüme atlamaz. Hey! Hey! Let it fly, let it fly, let it fly, let it fly, let it fly.
muz ağaçları. Selam dayı. Şevadikav. Amcamız müziği duyunca oynamaya başladı. Tabii belki bayan burada, bilmiyorum. Şöyle yolda bir teyzemiz var arkadaşlar. Bisikletiyle gidiyor. Dur. Biraz. Aa! Yengeç aldı be. Dur. Sana yardım edeceğim. Dur. Dur gel. Yardım edeceğim sana. Gel. Dur. Yardım edeceğim. Dur. Dur lan. Dur. Kaçma. Allah Allah ulan. Alem. Dur yardım edeceğim. Seni suya atacağım, dur. Oha. Su da uzaktaymış ya. Allah. Neyse, yaptık bir iyilik bari. Sonunu getirelim değil mi? Ulan pisletimiz araba vurmasın. Vay ya. Tamam, sana yardım ediyorum ha. Tamam ha. Oo, bataklık. Al. Git hadi. Pişt. Hadi gidiyor, evet. Hoppala, girdi içine. Teyzemizi de kaçırdık. Arkadaşlar böyle yolda, burada ben çok gördüm ya. Böyle karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor, bazıları eziliyor. Hoppa. Bakın mesela burada yılan ezilmiş. Görüyor musunuz? Ve yol kenarlarında. Orada herhalde su tükenmiş arkadaşlar. Burada da Tayland kralı ve eşi var. Bakın o. Bakın burada su tükenmiş. Demek ki burada su tükenince oraya gidiyorlar. Yağmurlarda bu kanallarda su oluyor. Arkadaşlar bir yengecin hayatını kurtardık.